Satranç tarihinde hiçbir oyuncu Capablanca'nın çoğul masa gösterilerinde elde ettiği başarılarının yakınına bile yaklaşamamıştır. Onun hızı ve oyundaki mükemmelliği başka herhangi bir usta ile mukayese edilemeyecek kadar üstündü. 1913 yılında onun çoğul masa gösterisinde nasıl davrandığına dair şunlar yazılmıştır. Sessizce, telaşa kapılmadan ya da gösteriş yapmadan hareket ederdi. Belki de bunu yapma tarzına en çok uyan ifade saat gibi tıkır tıkır hareket etmesiydi. Capablanca'da hiçbir şov veya jest belirtisi olmazdı. Onun için esas olan oyundu. Fiziksel varoluşunun adeta o anda ortadan kalktığını ve bedeninin artık saf zekaya dönüştüğünü görebiliyordunuz. Çoğul masa gösterisinde sanki artık bir bedene sahip değildi. O artık sadece bedenin otomatik şekilde belli bir yolda götürdüğü saf bir zeka haline gelmişti. Capablanca'da rakibi şaşırtmaya veya kandırmaya yönelik davranışlar olmazdı. Karışıklıklarla karşı karşıya kaldığında alt dudağını baş parmağıyla işaret parmağı arasında toplar, dalgın bir şekilde burnunun ucunu ovuşturur, ve son olarak da saçlarını karıştırırdı. Hamlesini yaptıktan sonra bir sonraki tahtaya geçerdi. Az önce yaptığı hamlenin etkisi beynini meşgul ediyormuşçasına hala gözü biraz önce terk ettiği tahtada olurdu. Beyninin bir kısmı yeni tahtadayken adeta bir kısmı hala önceki tahtadaki konumu işlemekteydi. İşte böyle ifade etmişler. Çoğul masa gösterisi ustanın aynı anda çok kişiye karşı oynadığı gösterilerdir. Ve size bugün Capablanca'nın 40 kişiye karşı Manhattan'da 1922 yılında oynadığı gösteriden bir oyunu göstereceğim. Capablanca 37 galibiyet elde etmiş, 3 beraberlik almış. Yenilgi de yok. Hadi gelin bu oyuna bakalım. Oyunda da İlginç bir anekdot var. E4 ile başlıyor Capablanca. E5 yapınca F4 şah gambiti. E alır F4'e sıklıkla yapılan hamle atı f 3ten çıkmak. At gambiti olur şah gambitinin alt devam yolu gibi ama Capablanca vezir F3 ile Breyer gambite giriyor. Siyahlar at C6 yapınca C3. Böylece atın D4'e gelmesini engellediği gibi beyazlar d 4 ile merkeze ikinci piyonu da getirebilecek ki at f -alt'tan sonra D4 sürüşte geliyor. Siyahlar beyazı rahat bırakmamalı merkezde. Çünkü bu piyonlar ilerlemeye hazır. Dolayısıyla siyahlar haklı olarak D5 ile merkeze piyon getirdi. Capablanca tempoyla sürüyor atı tehdit ederek ve atın da elbette E5'ten sonra E4'e gelip merkezileşmesi gerekli. Atın bir merkez piyonuyla desteklenmesi siyahlar için iyi. Ve Capablanca şah gambitinin temel fikirlerinden biri olan şeyi yapıyor. O da F hattını açıyor. Böylece F hattından oyun elde edebilir. Şimdi siyahlar cesur davranıyor. G5'te fili kovalıyor. Sadece fili kovalamak değil bu. Aynı zamanda yeri geldiğinde fili geyidden de geliştirebilir. Ama şimdi siyahlar simultane gösterisinde çoğul masa gösterisinde Capablanca'yı çok zorda bırakacak bir plan görüyor. H5. Neden bu H5 sürüşü? Çok sinsi bir hamle. Elbette H5'in fikri fil G4 ile veziri sıkıştırmak. Evet çok ilginç. Beyaz vezir kendi yarı sahasında olmasına rağmen bu fil hamlesiyle çaresiz kalacaktır. Capablanca çok hızlı oynamak zorunda. 40 kişiye karşı oynuyor ve her hamle için belki en fazla 3-4 saniyesi var. Ama H5 hamlesi gelince elbette tehlikeyi fark ediyor ve ona göre oynuyor. Veya kimlerinin gözünde tehlikeyi görmüyor mu acaba? Çünkü siyahların tehdidiyle ilgilenmeyip at D2 çıkıyor. Ve büyük olasılıkla rakip de büyük şevkle Capablanca'nın dikkatsizlik yaptığını düşünerek fil G4 geliyor ve dikkat şu anda vezir sıkıştır, sıkışmış durumdadır. Ama Capablanca şimşek kızıyla hamlesini yapıyor. At alır E4 çift ünlem kimlerine göre oynanmış en mükemmel konumsal vezir fedalarından birisi. Bu oyun oynanırken Çernev, genç Çernev yaklaşıyor Kapablanka'ya şaşkınlık içinde soruyor. Bu feda sağlam mı? Olur mu böyle bir feda? Kapablanka gülümsüyor ve bekle ve gör diyor. Bakalım ne göreceğiz? At alır E4'ten sonra fil alır F3. Vezir alıyor siyahlar elbette. Ama at F6 ara şah. Böylece roku bozdu. Şah e sonra at alır F3 yapınca bir nüfus sayımı yapalım. Bakalım ne oldu? Kapablanca vezirini verdi. Ama hafif aletlere bakın. Kapablanca'nın vezire karşı fili ve mükemmel bir atı var. Bu fil de çok güzel. Çünkü G5 piyonunda gitmiş durumda. Flash 6'dan sonra at alır G5 yapıyor. Böylece ne elde etti? Vezire karşı fil, at ve piyon. Hiç fena değil. Ama kazandıracak kadar iyi mi? Belli değil. En azından bizim gözümüzde. Fil G7 yapıyor siyahlar. Atı ortadan kaldırmak için gerçekten de fil D3 yapınca çok mantıklı. Fil alır F6 ile atı ortadan kaldırıyor. İlginçtir. Kapa Blanca atı kaçmak ve korumak için bir şey yapmadı. Ve şimdi beklenen ne? E alır F6 şah çekiş hamlesi. Ama Kapa Blanca fırtına gibi şimşek hızıyla rokunu atıyor. Paul Murphy'nin yolundan gidiyor. Kalesini oyuna soktu. Şahını güvenliğe aldı. Peki bu fil kaçabilir mi? Bir kez fil alır G5 yaparsa. Fil g 5ten sonra şiş kebabı görüyorsunuz. Kaybeder siyahlar. Peki fili geri çekerse, fil g yaparsa kale f7'den sonra faiziyle fili geri alır ve matalı devam ediyor. Peki madem bu fil gidişi şöyle bir ebeşe patlatsak ne olur? Buna kale f Şah e8, kale a1. Dikkat, fil g6 hamlesine at e7 var. Olmuyor. Cazip gözükmekte çünkü ama son taşını oyuna soktuğunda kapablanca Bunlar analiz karıştırmayın. Fil d6 kaçsın diyelim. Şu anda Capablanca'nın vezire karşı sadece bir fili var. Ama <laughs> çok ilginç oyun kayıptır. At E6 gümbür gümbür oyuna giriyor. Tehdit. Vezir değil. Mat. Vezir işin detayı. At G7 ile mat etmek istiyor. Vezir kaçarsa at G7 şah. Şah D8 kaçarsa fil G5. Atı kapatırsa fil F5. At alamaz açmaz da ver veziri. Vezir B8 oynarsa kale E1. Daha ne göstereyim size. Konum %100 kayıp. Her türlü hamle geliyor. Şimdi geriye dönelim. Peki oyunda ne oluyor? Şu bomba hamleden bahsediyorduk. Alınca almayıp rok atıyor Capablanca. Siyahlar vezir g8 yapınca kale alır f6 almış. E f6 şahın cazibesine kapılmıyor. Ne dedik? Şah gambitinde f hattını açmak temel fikir. İşte açılışları fikirleriyle öğrendiğinizde ne yapacağınızı da daha kolay bilirsiniz. Kale f8 geliyor. Kale a f1. F7'yi 3 kuvvetle istedi. Siyahlar da at D8'de savunma yap yapıyor. Adeta kapandı siyahlar. Beyazlar açıldı. Siyahlar kapandı. Şu taşlara bakar mısınız? Yani veziriniz var ama hiç iş yapmıyor. Şimdi peki tamam üstünüz ama nasıl kazanacağız? İşte büyük satrançların yaklaşımı farkı burada ortaya çıkıyor. Biz olsak kafayı şahkanla takarız. Burada bir şey bulur muyuz diye bakarız. E bakalım bakmasına da yok siyahlar her şeyi savundu. İşte bu anda Capablanca o büyük deha yeni bir cephe açıyor. B4. Allah Allah ne alaka bu hamle. Vezir G'de siyahlar bekliyor. Şimdi bir H4 atı güzelce sağlam tutuyor. Adeta bir mesaj veriyor Capablanca rakibine. Senin yapacak hamlen yok bekle. Şah E8 yapınca Şimdi B5. Dikkat. İşler tehlikeli hale geldi. Şah e oynarsa şimdi fil C1 ve fil A3'ten sonra kayıp. Bir buradaki fil işe yaramıyordu. Bu fil işe yaramıyordu. Bu fil de mükemmel bir şekilde gelecek. Kale gidecek, f 7 gidecek, her şey dökülecek. İşte şah'ı oynamamış ama B6 yapmış ne yapacağını bilemiyor. Sorun bu. Siyahların aslında düzgün hamlesi yok. Savunmaya bağlanmış kutu gibi konumda. B6 yapınca bu fikir hala güçlü. Ama Kapablanca çoğul masa gösterisinde olmasına rağmen daha iyisini buluyor. Artık adeta anlatımda olduğu gibi saf bir zeka haline gelmiş durumda. Beden sadece onu taşıyor. Fiil E2 D5 piyonu zayıf. En mükemmelini buluyor. İnanılmaz. Fil E2'ye at e 6 yapınca fil F3 görüyor musunuz? Net bir şekilde bitiren fikir. At alır G5, fil G5. Vezir h 7 kaçınca fil D5. Vezirle dalmaya çalışmış ama ne çare. Daldın ama oyun bitti. Fil C6'ya terk ediyor. İşte fedayı sorgulayan, vezir fedasını sorgulayan Çernev izliyor ve görüyor. Peki devamda ne olurdu? Hemen göstereyim. Niye terk etti? Çünkü mat var. Şah D8 kaçınca kale F7 ile açarak şah ve devamında kaçınca buradan mat geliyor. Kapa mükemmel oyunlarından birisi ve bu oyun satranç kariyerim satranç okulu olarak çıkardığımız satranç kariyerim kitabında da var ve çok daha fazlası var. Sizlere önemli tavsiye ederim. Evet izlediğiniz için teşekkür ederim. Anlatımı da beğendiyseniz beğenize esirgemezseniz sevinirim. Herkese sevgiler, saygılar. Sonraki videolarda görüşmek üzere.